Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bitti Köfte serimizin 69. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum gene bayağı bir aksattım. Bunun sebebi pek çekim yapacak imkan olmadı. Ya evin dışındaydım ya da ev gürültülüydü vesaire 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 vesaire. En sonunda çekim yapacak fırsat bulabildim. Tabii gene ev müsaitti ve evdeydim, fakat bu sefer de bilgisayarı patlatmıştım. Öyle de bir olay olmuştu. Onu bir kurtarmam gerekti falan. Hatta o yüzden hafif bir performans sorunu da yaşadım biraz. Onu düzeltmekle de uğraştım. Öyle işte. Gerçi zaten sezonu bitirmek üzere olduğum gerçeğini hesaba katarsak biraz zaman kazanmış oldum. Öyle yani. Ve unutmadan muhtemelen bu bölümden sonra Facebook sayfasının da bir soru soracağım. Daha sonra bir şey açacağım. Onun altına yorum olarak bana sorun. Çünkü ileriki bölümlerden bir tanesini soru cevap bölümü yapmak istiyorum. Evet, soru cevap bölümü yapacağım. Bu sayede hani hazır sezonu bitirmeden önce bir soru cevap bölümü yapalım diyelim. Tabii özel soruları yanıtlamayacağım. Hani beklemeyin onu benden. Öyle işte. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Ben de bu World'ü bayağıdır oynayamıyorum. Ha, en son şunu yapıyorduk. Bu arada yaptığım en ufak bir değişiklik bile yok. Ha, sadece birkaç dekoratif değişiklik yapmıştım. Evet, şimdi ilk önce bir şeyi hatırladım. Buna ihtiyacımız yoktu. Evet, bunu hemen bir temizleyelim. Evet, bu Liquid Transposer'a direkt olarak şunu bağlayabiliriz. Tabii çıkışı da ayarlamamız lazım önce. Evet. Ayarladık. Ya da tepeden değil, arkadan da verebilir. Evet. Şimdi bize birkaç tane daha Liquid Transposer lazım. Mesela ne kadar lazım bir hesaplayalım. Şimdi toplam 1, 2, 3. 3 tane farklı sıvı çıkışımız mevcut. Ve bir adet de girişimiz mevcut. Şuna bakalım ihtiyacımız olacak mı hiçbir şekilde? Chemical reaktör. Dur, elde edilişi bu, pardon. Bakıyoruz. Chemical reaktörde nitro coal fuel, bir çeşit fuel üretimi, ancak ihtiyacımız yok. Demek ki seni sileceğiz. Sülfürik asite bakıyoruz. Single use battery yapımında kullanılabiliyor. Ya da rebattery yapımında kullanılabiliyor. Güzel. Ama o kadar ihtiyacımız olan bir şey değil. Industrial electrolyzer'da sülfür, hidrojen sel elde edelim, zaten çok kolay bir şey. Sülfür sele bakıyoruz. Gene o kadar ihtiyacımız olan bir şey değil. Bu ikisini yok ediyoruz. Bu ise aktarılıyor. Bu ikisini yok etme işini hızlı olsun. Boşu boşuna uğraşmayalım. Hızlı olsun her şey. O zaman Transposer'ımız ne istiyordu? Redstone Reception Coil, Machine Frame vesaire vesaire. 3 tane craft et bana. Machine Frame 3 tane ve
ufak bir config düzenlemesini yapmayı unutmuşum. Şunları craft edip düzeltirim hemen. Ve bucket'ımız var mı? Tabii ki de yok. Burada iki tane var. Ama bize bir tane daha lazım. Hemen craft edelim. Ve üçüncümüz de hazır. Bunun yanı sıra bize ne lazımdı? Glass ve 6 tane glass. Copper. Transposer'larımız hazır. Diğerini bu void pipe'a yönlendiririm. O da tamam. Buradasınız. Güzel. Burada benim muhtemelen Liquid Transposer'ım yokmuş tamam. Hepsini kullanmışım evet. Ve geliyoruz. Seni buraya koyuyoruz. Çıkışlarını ayarlayalım tekrar. Arkadan kırmızı çıkış. Yanda. Ve bu yandan da giriş. Tamamdır. Burada tabii şuna ihtiyaç duyacaksın. Evet. Tamamdır. 2 adet bu çıkışımız hazır. Bunun yanı sıra bize bir şey daha lazım. O da ne olacak? Ne olacak? Öncelikle oyunumuzun gireceği bir yer. Yani 2 adet tank yapmam gerekecek. Evet, 2 adet tank için malzemeyi hemen hazırlayalım. Bunlar Zycraft tankları olsun bu sefer. Burada adam gibi Zycraft tankı hiç kullanmadım. Hemen ben boşlukları hazırlayayım. Ya da vazgeçin. Zycraft tankı kullanmıyorum. Evet, kendime bir stack Iron Plate craft etmeye başladım. Craft edile dursunlar. O zamana kadar şu halihazırda elimizde olanları bir yerleştirelim. Bir adım geriye gidebilirsiniz. Burada da bir enerji hattım varmış zaten. Evet, World'ümün tamamen çok eskiden yerleştirdiğim şeylerini şimdi ben görüyorum. Tamamen nostalji. Evet, bu reaktörüme giden kısımdı. Şimdi valvimiz burada olsun. Diğer valvimiz ise burada olsun. Tamam, valvlerimizi koyduk. Oyunları depolamaya gerek var mı? Sanırsam yok. Ya da kısa bir depo yapılabilir onun için. Şimdi adam bayağı bir fazla yapılmış. Evet. Ve glass. Ha, glass var onları. Bunu ıskaladım ben gene. Tamam, glass beynimiz var. Tankımız hazır gene. Şuraya bir Liquid Transposer yerleştireceğiz. Bir adet de buraya yerleştireceğiz. Senin çıkışın buradan. İki tane giriş olması lazım. Bir tanesi
Yandan bir tanesi üstten olsun. Evet. Ve bize bir adet de sorting machine gerekecek. Şimdi. Lucky transposer'larımızı yerleştirdik. Ben senin giriş çıkışını ayarlayalım hemen. Arkadan bu çıkışı vereceksin. Girişin yandan. Bu çıkışınsa alttan. Evet. Tin. Tamamdır. Düzenimizi de hazırladık. Bize şimdi gerekecek neler? Öncelikle bir sorting machine. Ve sanırsam bir tane olacak elimizde. Tabii ki de yanlış chest. Sorting machine. Sen gidebilirsin, sen gidebilirsin, sen gidebilirsin, sen gidebilirsin, sen gidebilirsin. Ve sen gidebilirsin. Sizler de. Bunun çıkışları otomatik olacağı için bu sadece bir yönlendirme modülü olacak. Ve yanlış yere koyacağım. Evet. Ama bunlar girişti. O durumda... Bir saniye, seni bir adım geriye kaydırabilirim. Evet, işin zor kısmı düşünmek. Kesinlikle işin zor kısmı düşünmek. Uranyum. Ya da hayır. Hemen düşünüp geliyorum. Öncelikle bunu koymam lazım. Ve sonradan hatırladım ki bir tane daha sorting machine'e ihtiyacım olacak. Ve sanırsam şurada bir tane vardı. Ya da onu almıştım. Evet, almışım. Ama başka nereden bulabileceğimi biliyorum. O da 3 değil 2 idi. Sen de gel. Sen de gel, sen de gel. Da sen de gel. Ama dur. Evet. Ve siz gidin. Size ihtiyacım yok. Sana da yok. Ve yukarı çıkalım. Evet, birinci sorting machine'imiz bunun çıkışlarını alacak. Sorting machine'imiz ise buna yönlendirme yapacak. Ama ikinci sorting machine'i nasıl yerleştireceğiz? İşte sıkıntı kısım oraya da başlıyor. Nasıl arasam buldum. Evet, güzel bir tüp network'ü hazırlamamız gerekecek. Tüplerimizi alalım. Daha fazla olması gerekiyordu. Ha, tamam. Ha, okey. Diye. Şimdi bunlar çıkış olduğuna göre siz evet. Buradan bir relay ile bağlanacak. Hatta dur. Şuna gerek yok. Şuradan da bir relay. Hatta
Bir, bunda da bir terslemeye yapıp şunu yapabiliriz. Evet. Ve sen... Evet, oraya gideceksin zaten. Ve şurayı cover'la kapamamız gerekecek. Cover'larımızı da hemen alalım. Ah, düşmesem daha güzel olabilirdi. Ve cover. Glass cover da iş görür. Evet. Bunların buraya bağlanmaması lazım neticede. Başka ne lazım? Enerji hattı taşıyacağız ve şu çıkışı buraya bağlayacağız. Yani çıkışı bağlamadan önce şöyle bir şey yapsam bence daha mantıklı olabilir. Orayı kırmama gerek yoktu. Ha, biraz daha kavra ihtiyacım olacak. Bayağı bir cover'a ihtiyacım olacak. Ve benim eski arkadaşım Stone. Tabii ki de. Sen git. Sen zaten elimdeymişsin. Evet. Bu kadar kavur herhalde işimizi görür. Evet. Şimdi bu çıkış ta iki öne ayrılacak. Birincisi bu, ikincisi. Evet, ikincisini düşünelim. Nasıl bir rota izleyebilir? Evet, şuraya da bir cover koymamız gerekecek zaten. Neyse, en girişin. Evet, burası. Evet, bayağı karmaşık bir tüp düzeni. Ve bize relay lazım yine. 4 tane varmış. Craft etme derdinden kurtarır bizi. Ve şimdi nerede benim Sonic Tornavidam? Sonic Tornavida. Ben mi göremiyorum yoksa ben de mi? Ha, tam buradaymış. Ve tabii ben burada Sonic Tornavida'yı bulmaya çalışırken yanında arkadaşım Doctor Who izliyordu ve o esnada Doctor Who da Sonic Tornavida'sını yeni buldu. Güzel tesadüfler. Copyright yemeden önce ben mırıldanmayı bırakayım. Ha, dur. Şuraya şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi düşündüm de.
Şöyle ufak bir şey kaldıracağız. Ve tadım dadım. Bir adet bana Golden Transport Pipe ver ve bir adet de evet doğru tahmin ettiğiniz chest. Tabii önce baltam var. Neden onunla uğraşıyorum? İşte şimdi kabloları yerleştirebiliriz. Tamam. Ve Golden Transport Pipe. Ha, okey. Evet, bu daha efektif. Evet, her şey bu chest'e gidecek ve bu chest üzerinden alacak. Evet, daha bu çok daha mantıklı. Bir saniye dur, buna ihtiyacımız vardı. Şimdi sen şöyle dur. Senin sel sıralamını ayarlayacağız. Ama sen şu durumda kalabilirsin, durabilirsin. Enerji hatlarını da birazdan bağlarım. Evet. Şimdi bize başka ne lazım? Tesseract. Tabii ki de Tesseract lazım. Ama o sonraki aşama önce sel lazım. Empty cell. Tabii ki de bu yeterli bir sayı değil. Ve şu fazla coverlarımızı bırakalım. Seni de bırakalım. Hatta seni de bırakalım. Ve kendime şöyle bolca sel yapayım. Şimdi öncelikle burada kaç tane sele ihtiyacımız var? 16 artı 17. Beyaz ve turuncu olarak ayarlayalım. 16 ve 17. 16 üstte 17 altı gidecek. Üste o 16 tanesi oil'da olacak. Alta ise diğer 17 tanesi alta gidecek boş olarak. Burada ise önce bir işlem yapılması lazım. Evet, şimdi bize ne lazım? Önce oil propel listlerimizi nasıl işliyorduk? Bekliyoruz. Squeezer. Ha, oil propel demişken eğer, ha, demişken o arada şunu da yapmasak olmaz. Siz dördünüzü tek tek yerleştirelim. Buraları bu yüzden elde etmiştim. Tabii şunların da frame'leri bitti de bunlar o kadar önemli değil artık. Ben önemli olanımı elde ettim. Tabii bana bir squeezer daha gerekecek. Onu yaparım. Ah.
Ha, bir saniye, benim portable tank'ım vardı bir yerde. Ha, kullanıyordum, pardon. O zaman yaparız yenisini. Şimdi portable tank. Tamam, çok basit. Portable tank'ın güzel bir özelliği yüzünden onu kullanacağım şimdi. Otomatik boşaltım yapabiliyor. Şuraya bir adet liquid transport tasarak da gerek yok. Evet. Şuraya squeezer ve item tasarak ya da AMI network'ümüze yakınız. Şuradan bir hat geçiyor hatta. Evet. Oyunu problemiz. Export. Bana bir tane export bus craft et. Ve bronze. Starting casing. Squeezer. Net inmiş. İki adet glass. Squeezer, tamam. Tabii bunun işi içinden çekme işi için liquid duct lazım. Sen sana sadece üstten mi koyabiliyorduk? Yes we are. Ha, o zaman şöyle bir şey yapacağız demektir. Squeezer. Ve şu. Lever'ı sonra koyarım. Evet, bayağı karmaşık görünümlü bir şeyler ortaya çıkıyor. Ama güzel. Karmaşık görünümlü iyidir. Ha, ya da dur. Enerji hattını buradan geçireceksek bence şu daha mantıklı. Conduit'leri de hafiften koymaya başlayalım. Şunların enerjisi önden gelecek mecburen. Çünkü başka bir nokta mevcut değil. Ve bana çok daha fazla kandrit lazım. Şurada var mı? Yok. Tam burada varmış. Ben şu hemen şunları döşeyim. Tabii ki de bir eksikti olmak zorunda. Tabii ki de. Çantamda da hiç yoktur kesin. Ve overworking bu kumu hep düşürmek zorundayım. Yani gidip bana bir tane yeni bir tane craft ettirecekler. Sıkıntı yok. Elektromuz ve hardened glass'ımız mevcut. Ve redstone'umuz. O esnada AMI network'ümüzü bağlayalım. AMI cable'lar. Ve ıskalama her daim. As always.
Evet, tabii şu arkadan başka bir hatta geçtiğini hatırlayınca başka bir şey yapasım geldi şimdi. Onlar hazır ola dursun. Bak, belki bu daha az kullanır diyeceğim de daha fazla kullanacak ama olsun, görünüş olarak daha düzgün duracak. Şuna da ihtiyaç olmayacak. Çünkü aslında daha az kullanabilir bile. Ben neden zıpladım? EU hattımız. Şurada bir adet Mancul hattımız daha olacaktı. Evet, burada. Ve tabii ki de gene aynı sayıyı kullanıyormuşuz. Hayır, kullanmıyoruz tam. Evet, bu da bağlı oldu. Perfect. Şimdi şunları bağlayayım. Evet, bu da bağlandı. Ve sana ne gönderilecek? Dıdım dıdım. Oil propolis. Hatta stack mod. Evet, tüm oil propolislerimiz atılıyor bunun içine. Ve bir adet lever. Evet, lever'ı iyi ki AutoCart sistemine eklemişiz. Bunun içine doluyor, otomatik olarak bunu aktarılıyor. Bu bir çeşit buffer olacak. Bu da onları otomatik olarak sele çevirip, yani sellere doldurup onun içine atacak. Ve süremizi doldurduk. Evet, sonraki bölüm buna devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köteni günler, iyi eğlenceler ve sanırsam sonraki bölüm evet, tamamen bitirmiş olacağız ve Whoopsie doopsie. Sen de gel bakalım. Ya sadece göze hoş gözüksün. Evet, şu an bu sistemin neresi göze hoş gözüküyor bilmiyorum ama olsun. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köteni günler, iyi eğlenceler.